Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir çıkmış soru çözüm videosu ile karşınızdayım. Ee, umarım iyisinizdir. Bu videomuzun içeriğinde 2018 yılında çıkmış eski Türk dili soruları e, bulunmaktadır. Bunların çözümlerini sizlere aktarmaya çalışacağım. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Türkiye Türkçesi ile alakalı iki tane soru bu soru çözüm videosunda yok, bulunmuyor. Neden bulunmadığını da söyleyeyim. Ee, o soruların çözümlerinde açıkçası çok da ekstrem bir bilgi sunulamayacağını ve videonun da süresini o sorularla uzatmanın anlamsız olduğunu düşündüm. Bu sebeple de e, o sorulara yer vermek istemedim açıkçası. Geri kalan 11 tane soruyla ilgili e, sizlere elimden geldiğince detaylı, net, açık bir e, çözüm sunmaya çalışacağım. Eğer yanlış bir şey söylersem ya da söylediğimi düşünürseniz bunları da yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın. Son olarak kanala abone olmayı, e, kanala abone olmanızı, bildirimleri açmanızı ve e, videoyu beğenmenizi sizlerden rica ediyorum. Sizlerin bu şekilde kanalıma destek olmanız e, bana da oldukça ilham veriyor ve yeni video hazırlamam için beni teşvik ediyor. Çok da uzatmıyorum arkadaşlar ve e, ilk sorumuzla başlıyorum. Bu cümledeki illigik ve kaganlıgık sözcüklerinin sonunda bulunan ık eki aşağıdakilerden hangisidir? Cümlemiz ten, Tengri Yarlı Kaduk 3'ün illigik ilisretmiş, kaganlıgık kagan sıratmış şeklinde bir cümle var karşımızda. Doğru cevabımız C şıkkı, belirtme durumu e, olmalıdır arkadaşlar. E, Orhun yazıtlarından alınmış bir cümle, zaten bunu fark etmişsinizdir. Günümüz Türkçesini aktardığımızda ekranda da görmüş olduğunuz gibi tanrı buyurduğu için illi yani devletliği, eee ilsizletmiş, devletsizletmiş, kânlıyı da kavansızlatmış e, olarak düşünebiliriz. Bu şekilde düşüneli, düşünülmesi düşünülmesi gerekir. Bakıldığında il sözcüğünden sonra e, gelen lik eki arkadaşlar e, ve kaan, kagan sözcüğünden sonra gelen lık ekleri sahiplik, sahip olma bildiren eklerdir. İllik ve kaganlık sözcüklerinden sonra gelen e, burada görmüş olduğunuz gibi ık, ik, ik ekleri ise yükleme yani burada da belirtildiği gibi belirtme durumu eklerdir Bu noktada belirtme durumu ekini açmak istiyorum arkadaşlar. Göktürkçe'de 3 farklı belirtme durumu eki mevcuttur. Bunlar da ekranda görmüş olduğunuz gibi ık, ın ve nı şeklindedir. Peki ne zaman bu ekler yani hangi durumlarda geliyor? Hemen karşısında yazıyor zaten. ık, i̇k, ik, ik, uk, uk, ük eklerini biz iyilik eki almamış isimlerden sonra getiriyoruz. Bakalım da bodunuk baykıltın cümlesinde. Bodun yani halk anlamına gelen, millet anlamına gelen bu e, kelimeden, bu sözcükten sonra biz belirtme haline getireceksek şayet Uk veya ık, ik, ik, uk şeklindeki eki getirmemiz gerekmekte. E, baktığımızda bodum kelimesinde herhangi bir şekilde iyilik eki yok. Fakat aşağıya baktığımızda hemen şöyle ın ekini görüyoruz. ın ekini biz iyilik eki almış isimlerden sonra getiriyoruz. İyilik eki almış isimlerden sonra e, gelmesi gereken, eğer belirtme hali gelecekse belirtme hali eki getirilecekse ın eki kullanılmalıdır arkadaşlar. Sabımın eşitgil cümlesinde de sap kelimesi, sap kelimesi söz anlamına gelir sap kelimesinden sonra gelen ım eki ise birinci tekil iyilik ekidir arkadaşlar. Bakın iyilik eki olduğu için belirtme halinin ın olan ekini buraya yazıyoruz. Buraya getiriyoruz. Bunların ikisi de hatta üçü de aynı anlama gelir. Milleti, sözümü, bunu veya bizi şeklinde Aşağıda aşağıya da bakalım son olarak. Nı ekine de bakalım. Nı eki de nerede kullanılıyor? İşaret ve şahıs zamirlerinden sonra getiriliyor. Bu işaret zamiri de işaret zamiri olan bu sözcüğünden sonra belirtme hali eklerinden n olanı seçiyoruz. Yine aynı şekilde şahıs zamiri olan biz sözcüğünden sonra da yine belirtme halinin N ni olanını buraya getirmeliyiz arkadaşlar. Fark budur. Üç farklı tekrar söylüyorum. Belirtme hali eki vardır Göktürkçe'de. Ve bunlar iyilik eki almamış isimlerden sonra farklı şekilde geliyor. İyilik eki almış isimlerden sonra ya da işaret ve şahıs zamirlerinden sonra farklı şekilde eklere sahip ve bunlardan bir tanesi uygun olan bir tanesini seçip yazıyoruz. Şimdi arkadaşlar belirtme halini bu şekilde izah etmeye çalıştım sizlere. Ardından diğer seçeneklere bakalım. Yönelme, yönelme durumuna bakalım. Yönelme durumu Göktürkçe'de K şeklindedir arkadaşlar. Tabii K de olabiliyor, bu K da olabiliyor. Örneğimiz zaten burada mevcut. Yazı K, Kagan K şeklinde. Bu noktada eğer sözcük birinci ya da ikinci teklik iyilik eki almışsa bu durumda yönelme hali eki genellikle A şeklinde olur. Burada hemen görmüş olduğunuz gibi bodun kelimesi daha demin de görmüştük. Millet halk anlamına gelen bodun kelimesinin üzerine birinci tekil iyelik eki gelmiş. Um şeklinde birinci tekil iyelik eki gelmiş. İyelik eki almış olduğu için sözcüğe biz yönelme durumu ekini getireceksek A olanını seçiyoruz. Ya da kagan kaganım, kaganıma. Birinci ve ikinci tekillerde biz yönelme durumunun A olan ekini tercih etmeliyiz. Üçüncü kişi iyelik ekinde ise na biçimindedir arkadaşlar. Tabi buradaki na'nın nazallı, n'nin nazallı olduğunu Görüyorsunuz sabına başına sözcüklerinde olduğu gibi sap e, söz anlamına gelen sap kelimesinin üzerindeki ı sesi birin, e, pardon üçüncü tekil iyilik eki ardından gelen de yönelme durumu ekidir. Yine baş başı ı burada yine üçüncü tekil iyilik eki var ardından gelen na da yine yönelme durumu e, ekidir arkadaşlar. İlgi durumuna bakalım. İlgi durumu da ünsüzle biten e, sözcüklerden sonra ın, ünlüyle biten sözcüklerden sonra da nın biçimindedir. Burada da görmüş olduğunuz gibi biz sözcüğü mesela burada görmüş olduğunuz şekilde z e, ünsüz bir sestir, n ünsüz bir sestir ve ın in eklerini almışlar. Fakat bayır ku kelimesindeki u ünlü bir ses olduğu için e, ilgi durumunun nın olan biçimini kendisine ek olarak almış. Vasta durumuna bakalım arkadaşlar. Vasta durumunun eki ın, in, un, ün olabiliyor. E, ile olarak anlamlarını veren bir ektir vasta durumu eki. Burada görmüş olduğunuz gibi yadagın ya da sabın e, sözcüklerinde e, vasıta durumu ekinin geldiğini görmekteyiz. Yadak demiş olduğumuz yaya anlamına gelir. Buradaki d'nin d e, de -ye değişimiyle e, ve g'nin de erimesiyle beraber Türkiye Türkçesinde bu yaya halinde e, ifade edilir. Yayan gibi düşünebiliriz. E, Sab da söz demektir. Yani sözle şeklinde de bunu da bu şekilde düşünebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir şey var ki o da gördüğünüz üzere belirtme, ilgi, vasıta durumlarının her birinde 'ın' ekleri mevcut. Ayrımını nasıl yaparız? Onu size göstermek istiyorum bu noktada. Slide'ı ileri alıyorum. Öncelikle ilgi hali ekinin nazallı diğerlerinin yani belirtme ve vasıta'nın nazalsız olması ilgi hali, ilgi halinin kolaylıkla ayırt edilmesini sağlamaktadır arkadaşlar. Belirtme ile vasıta'nın ayrımını nasıl yaparız? Az önce belirtme hali eki 'iyelik eki' almış isimlerden sonra 'ın' biçiminde olur demiştik. Vasıta halinde ise herhangi bir iyilik eki durumu yoktur. Bu şekilde de vasta ile belirtmeyi ayırt e, edebiliriz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum dikkat edin. İlgi hali nazallıdır ve belirtme ile vastadan bu şekilde ayrılır. Belirtmede ise ın eki kullanılıyorsa bir iyilik eki vardır. Fakat vastada iyilik eki olmaz. Bu şekilde de belirtme ile vasta birbirinden ayrılır. Zaten ekrandan da bunları e, görebiliyorsunuz. Umarım açıklayıcı olmuştur diyeyim. Slide'ı ileri alayım. Bulunma durumuna bakalım arkadaşlar. Bugün kullandığımız da eki aynı şekilde Göktürk döneminde de kullanılmıştır. Yalnız burada şöyle bir durum var. o da Göktürkçenin karakteristik diğer dönemlerden ayırt edici önemli bir özelliğidir. Nedir bu? Göktürkçede da ekinin hem bulunma hem de çıkma hali için kullanılmasıdır diyebiliriz. Bu noktada bir sözcüğün almış olduğu da ekinin bulunma anlamında mı yoksa çıkma anlamında mı kullanıldığını cümle içerisinde kullanılan anlamlarından çıkarabilmekteyiz. Ekranda iki cümle var ve her iki cümlede de da ekinin kullanıldığını görüyorsunuz. Bu cümlelerin ilkinde tengri tek tengride bolmuş, Türk bilge kagan bu ötke olurtum cümlesinde e, d ekinin bulunma işlevinde kullanıldığını aslında günümüz Türkçe'sine çevirerek e, yani bunu yapmamız gerekiyor yani günümüz Türkçe'sine çevirmemiz gerekiyor ancak bu şekilde görebiliriz e, Tanrı gibi gökte olmuş Türk bilge kagan bu zamanda oturdum olarak çevrilmesi gereken bir cümledir bu ve tengride ifadesini gökte olarak gökte olarak e, düşünmemiz gerekiyor yani ekin bulunma hali işlevinde kullanıldığını görmeliyiz bizim burada. Fakat tabgaç kaganda bedizci kelirtüm, kelirtüm bediz ettim cümlesi. Ee, günümüz Türkçesinde Çin kanından resimci getirdim, resimlettim olarak e, düşünülmelidir. Ve kaganda ifadesini kanından şeklinde gördüğümüz için de e, buradaki daikinin ayrılma halini karşıladığına dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Sorunun seçeneklerinde her ne kadar yer almasa da ben sizlere eşitlik haliyle e, yön gösterme e, eklerinde Söylemek, izah etmek, açmak istiyorum. Bu şekilde tek soru üzerinden Göktürkçe hal eklerinin eksiksiz bir tekrarını da yapmış oluruz diye düşündüm. Eşitlik hali için Göktürkçe'de ça eki kullanılır arkadaşlar. Bu ekle gibi, bu ekle beraber gibi, göre, kadar anlamları sağlanmış olur. Törü, sinçe, bunça, elik, elikçe örnek olarak ekranda yer almakta zaten. Yön hali ya da yön gösterme ise garu, gerü de olabiliyor tabi bu. Ra, re ekleriyle Gerçekleştirilir. Yine ilgeri, kuru garu, içre, taşra olarak yön göstermenin örnekleri de ekranda mevcut arkadaşlar. Diyerek ilk sorunun çözümünü tamamlayabiliriz. Geçtik diğer soruya. Eski Uygur Türkçesi metinlerinde aşağıdaki alfabelerden hangisi kullanılmamıştır diyor. Doğru cevabı veriyorum size. Direkt İbrani olması gerekiyor arkadaşlar cevabımız. Eski Uygurca döneminde Göktürk, Mani, Brahmi, Soğut ve Tibet alfabeleri kullanılmıştır. Fakat Soğut yazısından geliştirilen uygun Uygur alfabesiyle. Mani alfabesinin daha yoğun kullanıldığını belirtmek gerekir. Soru net bir bilgi sorusudur. O yüzden çok da fazla açıklanma ihtiyacı yok diye düşünüyorum. Bu noktada sizler eğer çözüme bir şeyler katmak isterseniz aşağıya yorumlar kısmına bunları yazın arkadaşlar. Geçiyorum diğer soruya. Aşağıdakilerden hangisinde bu durumu örneklendiren bir sözcük bulunmaktadır? Durumumuz neymiş bakalım. Orhun yazıtlarında herhangi bir hecesinde düz dar art ünlüsü ön sıllaşmış. böylece de ünlü uyumundan çıkmış bazı sözcükler vardır. Şimdi Sorunun cevabını birazdan vereceğim arkadaşlar. Önce e, Öncelikle sorunun bilgi metnini iyice anlamamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. E, neyin örneğini istiyor soru bizden? E, düz, dar, art ünlüsü ön damaksıllaşmış. Soru bizden bunun örneğini istiyor. Şimdi Türkçe'de e, şöyle slaytı bir ileri alayım. E, düz, dar ünlüler ı ve i sesleridir arkadaşlar. Yani ilk olarak ı ve i seslerini cebimize atalım. Art ünlü ise tanım olarak dilin geriye çekilmesiyle art damakta oluşan ünlü. Yani kalın ünlüdür. Neydi Türkçe'de kalın ünlüler? A, I, O, U sesleri bizim kalın ünlülerimizi oluşturan seslerdir. Bu noktada düzdar ile art ünlünün kesişimini aldığımızda yani hem düzdar ünlüler içinde hem de kalın ünlüler içinde bulunan harf e, I sesidir arkadaşlar. Peki ön damaksıllaşma nedir? Bu da en basit ifadeyle incelme işi olarak düşünülebilir. Yani kalın ünlünün ince ünlüye dönmesidir. Örneğin yaşılın yeşil olması. Bakın I sesi ön damaksıllaşarak incelerek İ sesine dönmüş ya da almanın elma olması gibi. Burada da A sesi E'ye dönmüş. Ön damaksılaşma yani incelme gerçekleşmiş arkadaşlar. Umarım buraya kadar bir karışıklık yoktur. Sorunun bilgi metninde ifade edilen düzdar art ünlüsü ön damaksılaşmış ifadesiyle kastedilen arkadaşlar. ı sesinin İ'ye dönmesidir. Kısaca bizim bunu aramamız gerekiyor. Tabi bir de e, ünlü uyumundan çıkmış olacak. Seçeneklere baktığımızda A şıkkında bu sabımın edgütti eşit katıklı tingla cümlesindeki tingla sözcüğünde tınglamak. Tinglemak olarak yazılmış. Yani ilk hecedeki düz dar art ünlü e, olan ı sesi burada görüyoruz. Ön damak ve i sesine dönmüş. Aynı sorunun bilgi metninde ifade edildiği gibi arkadaşlar. Ayrıca baktığımızda sözcük geçirdiği değişimle birlikte ilk hecesinde ince ünlü, kendisinden sonra gelen hecede ise kalın hece barındırır olmuş ve sözcükteki ünlü uyumu da ünlü uyumu da e, bozulmuştur arkadaşlar. İşte tüm bunlardan sebep doğru cevabımız A seçeneği olmalıdır ee, diyoruz. Belki dinlerken karışık gelmiş olabilir fakat oldukça kolay bir soru olduğunu düşünüyorum. Şayet anlamadığınız bir şey varsa yorumlar kısmından ya da şu an ekranda çıkan Instagram hesabından e, sorularınızı sorabilirsiniz dedim ve geçtim diğer soruya. Kitabı ı Mesajı Dış Şerife adlı eserden alınan bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Dizelere okumama gerek yok şimdilik diyorum. Doğru cevabı vereyim arkadaşlar sizlere. Doğru cevabımız sıfat fiileki olmalıdır. Sıfat fiileki bu beyitler içerisinde yok. Öncelikle eserin soru içerisinde belirtme, e, belirtilmesiyle dönem net bir şekilde gösterilmek istenmiştir arkadaşlar. Dönemimiz Eski Anadolu Türkçesi dönemidir. E, neticesinde eser verilmeden de çözülecek bir sorudur aslında. Hani beyitler üzerinden değerlendirerek Eski Anadolu Türkçesine ait olduğunu bu beyitlerin e, bunu bulabilirdik. Fakat ÖSYM sağ olsun genel olarak e, soruyu çözmek için gereken bilgi bu soruda da olduğu gibi yeterli miktarda veriyor. Umarım şu soruların analizini soru bankası, deneme falan çıkaran yayıncılar da adam akıllı yapar da hani böyle makul, mantıklı sizlerin işine yarayacak. E, kitaplar çıkarlar. Yoksa gerçekten piyasanın oldukça büyük bir kısmı saçma sapan sorularla e, hazırladıkları e, işte soru bankası deneme gibi yayınlar sebebiyle sınava hazırlanan öğretmenlerin kafasını e, çok fazla karıştı. Her neyse biz e, soru sorumuza dönelim. E, dönem Eski Andol Türkçesi dönemi dedik az önce de. Fakat ben öncelikle Kitab-ı Efsa Mesajlı Şerife adlı eserden bahsetmek istiyorum sizlere. E, Ahmet Vaki'nin arkadaşlarıyla hacca giderken gördüğü Şam, Kudüs, Mekke, Medine şehirlerini ve mukaddes toprakları anlattığı bir Eserdir. İçerik yönünden bir çeşit seyahatname olarak da sayılabilir. Ayrıca beyitlerin kendi içlerinde kafiyelenmesinden e, anlayacağınız üzere mesnevi nazım biçiminde ve aruzun mefa'ilün mefa'ilün feulün kalıbında yazılmış bir eser olduğunu söyleyebiliriz. Sorunun bizden asıl istediklerine bakacak olursak e, dönemin Eski Anadolu Türkçesi e, dönemi olduğunu tekrar söylüyorum. E, bu noktada A seçeneğine bakalım arkadaşlar. Belirtme durumu 2 e, burada hani belirtme durumu 2 diyor. Birinci soruda belirtme ekinin Göktürkçe'de iyilik eki almamış isimlerden sonra ık, ik şeklinde olduğunu ifade etmiştim sizlere. Eski Anadolu Türkçesinde ise belirtme durumu ekindeki o Göktürkçe döneminde kullanılan ık, ik eklerindeki g sesi erimiş ve e, bu dönemde yani Eski Anadolu Türkçesi döneminde ı, I, i şeklinde kalmıştır. Bu noktada beyitlere baktığımızda metih sözcüğünde belirtme halinin kullanıldığını görebiliyoruz. Yani metih sözcüğüne gelen i sesi belirtme hali ek işlevinde kullanılmıştır. B seçeneğine baktığımızda eşitlik durumu eki. Aslında eşitlik durumunda e, Göktürkçe döneminden farklı pek bir şey yok denilebilir. Göktürkçe'de eşitlik hali e, eki karşımıza çaçe şeklinde çıkmaktaydı. Eski Türkçesi döneminde ise çaçe eklerinin yanında cace şeklinde de mevcuttur. Beyitlere baktığımızda da hakınca sözcüğünde yer alan e, ca ekinin eşitlik hali bildiren bir ek olduğunu e, söyleyebiliriz arkadaşlar. D seçeneğinde belirtilen e, ekinde evine sözcüğünde görüyoruz. Cümlenin gizli öznesi o yani üçüncü tekil kişidir. Ee, evine sözcüğünde de i sesi 3. tekil iyilik ekini karşılamaktadır. Hemen ben bu noktada e, şöyle göstereyim sizlere. Burada ev sözcüğünden sonra gelen i sesi e, nedir? 3. tekil iyilik ekidir. Bundan sonraki gelen ekleri de sizlere izah etmek istiyorum. Ne sesi? Zamir nesidir E ise bu noktada e, nedir? Yönelme hali ekidir arkadaşlar. Son olarak e seçeneğine bakalım. Zarf fiil eki diyor. Baktığımızda e, varma ince, yine görme ince. Aluban sözcüğündeki uban ekleri de e, zarf fiil ekleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat C seçeneğinde ifade edilmiş olan sıfat fiil eki beyitlerde görülmemektedir arkadaşlar. Eski Anadolu Türkçesinde bulunan sıfat fiil ekleri de Türkiye Türkçesindeki sıfat fiil ekleri gibi düşünülebilir. Bu şekilde de sıfat fiil eklerini hani belki bu sene gelebilir böyle bir soru. Bu şekilde düşünebiliriz. Yani Türkiye Türkçesindeki sıfat fiil ekleri ile Eski Anadolu Türkçesindeki sıfat fiil ekleri arasında pek bir fark yoktur arkadaşlar. Dedim ve geçtim diğer soruya. Bu beyitlerden hareketle eski Anadolu Türkçesi ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz demiş soru. Beyitleri okumuyorum arkadaşlar. Doğru cevap veriyorum sizlere. Doğru cevabımız E şıkkı olmalıdır. Damak neleri diz sesine dönüşür ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Bugün bile pek çok Türk lehçesinde korunan damak nesi yani nazan ne Anadolu ağızlarında da hala muhafaza edilen bir sestir aslında. Zaten burada da beyitlere baktığımızda hemen şöyle bir iler alayım slaytı. Yusuf'un Tanrı'ya ana gibi kelimelerde de ee, bu sesin kullanıldığı görülmektedir arkadaşlar. Bu yüzden damak neyleri diz sesine dönüşür yargısı bu sorunun ulaşılamaz yargısıdır. A seçeneğinde görülen geçmiş zamanın üçüncü kişisi düz ünlüdür diyor. Zaten hemen aldım burada kırmızı olarak gösterdim sizlere. Olmak e, fiilinden sonra normalde ne gelmesi gerekiyor? Yuvarlak ünlü du yani geçmiş zamanın e, üçüncü kişisi yuvarlak ünlü bir şekilde gösterilebilirdi burada. Oldu diyebilirdi fakat oldu şeklinde düz ünlüyle gösterilmiş veya götürdü diyebilirdi ama burada yine düz ünlüyle götürdü şeklinde gösterilmiş burada zaten bu şekilde gösterilmesi gerekiyordu bunu niye bu şekilde aldım bilmiyorum ama ee, yani bu e, ulaşılabilecek bir yargıdır üçüncü kişi düz ünlülü olarak e, görülen geçmiş zamanın üçüncü kişi düz ünlü olarak beyitlerde e, gösterilir gösterilmiştir arkadaşlar C seçeneği B seçeneğine bakalım e, üçüncü kişi eki daima düz ünlüdür diyor günümüz Türkçesinde üçüncü tekil kişi iyilik ekini düz ünlülerin yanında yuvarlak ünlü şekilde de görebiliyoruz. Onun köyü, onun okulu örneklerinde olduğu gibi. Fakat eski Anadolu Türkçesi döneminde üçüncü tekil kişi iyilik eklerinde yuvarlak ünlü örnek yoktur arkadaşlar. Sıfatına sözcüğünde ya da karşısında özellikle karşısında sözcüğünde görüldüğü üzere üçüncü tekil kişi iyilik eki düz ünlüyle gösterilmiştir. C seçeneğindeki ince ünlü sözcüklerde ötünleşme yaygındır. Doğrudur arkadaşlar. Öncelikle ötümleşmenin yumuşama olduğunu söyleyeyim sizlere. Eski Anadolu Türkçesi döneminin en önemli ayırıcı özelliklerinden biridir aslında bu. T, K ve Ç seslerindeki ötümleşme eğilimi oldukça yaygındır. Yani karakteristik özelliklerinden bir tanesidir. Diyebiliriz T'nin D'ye, K'nin G'ye, Ç'nin de C'ye dönmesi Eski Anadolu Türkçesi'nin karakteristik bir özelliğidir. Beytlere baktığımızda dilerem, geldi, gün gibi sözcüklerde de bu durumun gerçekleştiğini ...düşünebiliriz, görmemiz gerekiyor. Yani dilemek yerine dilemek, kelmek yerine gelmek... ...ve gün yerine de günün kullanılması, gün kelimesinin kullanılması... ...ötümleşme örnekleridir denilebilir arkadaşlar. D seçeneğinde de çıkma durumu eki ünsüz uyumuna aykırıdır ifadesi bulunmakta. Gördüğünüz gibi beyitlerdeki çıkma durumu eki almış sözcükler... ...çalaptan ve uçmaktan olarak kırmızıyla gösterdim sizlere. Neydi kural? Sert ünsüzlerden sonra gelen B, C, D, G ünsüzleri sertleşerek... ...P, Ç, T, K ünsüzlerine e, döner. Fakat baktığımızda uçmak sözcüğünün sonunda sert ünsüz bulunmasına rağmen çıkma hali ekinin ilk sesi herhangi bir şekilde sertleşmemiş, sertleşmemiş ve ünsüz uyumuna aykırı bir durum ortaya çıkarmıştır diyebiliriz. Haliyle bu seçenek de doğrudur diyoruz arkadaşlar. Ve geçtik diğer sorumuza. Aşağıdaki örneklerden hangisi Batı Türkçesinde yer alan bir lehçeye ait olabilir demiş. C şıkkı doğru cevabımızdır arkadaşlar. Biz onun kucağında göz açmışık. O bizim hamımızın anamızdır. şeklindeki cümle Batı Türkçesinde yer alan bir lehçeye e, aittir. Aslında oldukça kolay bir soru olduğunu düşünüyorum. Batı Türkçesi demiş olduğumuz şey arkadaşlar ekranda da gördüğünüz üzere işte Türkiye Türkçesi ile birlikte Azerbaycan, Gagavuz, Horasan ve Türkmen Türkçelerini kapsayan e, gruptur. İşte Güneybatı ya da Oğuz grubu olarak da e, ifade edilebilir. Yani aslında soru bize şunu soruyor. Seçeneklerde yer alan yargılardan hangisi bu lehçelerden yani Türkiye, Azerbaycan, Gagavuz, Türkmen, Horasan Türkçelerinden bir tanesi. Yani hangisine aittir? Şeklinde bir soru. Şunu ifade etmek istiyorum. Genel itibariyle aynı grup içerisinde yer alan lehçeler pek çok ortak özellik göstermekte ve birbiriyle anlaşabilirlikleri diğer gruplara nazaran daha yüksek olmakta. Yani bir Türkiye Türkü'nün Gagavuz ya da Azerbaycan Türkü ile anlaşabilmesi bir Kırgız ya da Kazak Türkü ile anlaşabilmesine göre daha kolaydır arkadaşlar. İşte bu noktada soruyu çözerken şunu sormak gerekiyor. Slide'ı geri aldım. Seçeneklerde yer alan ifadelerden hangisini daha iyi bir şekilde anlıyoruz? Bu noktada C seçeneğinde yer alan ifade diğer seçeneklerdekilere göre daha kolay anlaşılmaktadır. C seçeneğinde yer alan ifade ise bu nokta bu arada Azerbaycan Türkçesine aittir onu da söyleyeyim. E, bu yüzden de doğru cevabın C seçeneği olması gerekmekte dedim. Diğer seçeneklere baktığımızda e, A seçeneğinde yer alan cümlenin açıkçası hangi lehçeye ait olduğu konusunda emin değilim. E, fakat B seçeneğindeki cümlenin Uygur, D seçeneğindekinin Özbek, E seçeneğindekinin ise Kazak Türkçelerine ait olduğunu söyleyebilirim dedim ve soruyu burada bitirmiş oldum. Geçtik diğer sorumuza. Aşağıdaki eserlerden hangisi Kıpçak Türkçesi dönemine ait değildir diyor. Bakalım doğru cevabımız neymiş. B şıkkı Muinil Mürit imiş. Ee, Muinil Mürit Harezin Türkçesi dönemi eserler arasında yer alır arkadaşlar. Eser 14. yüzyılda Arapça bilmeyen Türkmenlere fıkıh ve tasavvufla ilgili bilgiler vermek amacıyla yazılmıştır arkadaşlar. Aynı zamanda eserde yalın bir dilinde kullanıldığını söyleyebilirim. Eserin kime ait olduğu noktasında da çeşitli görüşler e, bulunmaktadır. Fakat genel kanı İslam adında biri e, bir tarafından e, yazıldığıdır. Ayrıca manzum bir eserdir. Aynı e, Kutadgu Bilig ve Atabetül Hakayık'ta olduğu gibi de Feul'ün, 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 Feul kalıbı bu eserde de kullanılmıştır arkadaşlar. Diğer eserlere bakalım. İrşadül Müluk ve Selat'in e, satır altı bir fıkıh kitabıdır arkadaşlar. Tek nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde Ayasofya bölümündedir. Baytaratül Vazı. Atlar ve veterinerlikle ilgili bir kitaptır e, bu kitap. E, Arapçadan tercüme edilmiş bir eserdir. Fakat kim tarafından ve ne zaman tercüme edildiği belli değildir. Eserde atların faydalı ve zararlı halleri, huyları, e, at hastalıkları ile ilgili e, tedavi yolları e, anlatılır. İki nüshası vardır. İstanbul nüshası Kıpçak Türkçesi ile yazılmış olan nüshaların diğer, diğer nüsha ise Kahire'de e, istinsah edilmiş. Bugün Paris Bibliotek Nasyoneli e, bulunmaktadır. Diyebilirim. Bu nüsada ise Oğuzcu unsurlar yoğunluktadır. E, bu Bibliotek Nasyonel'de olan nüshanın e, Oğuzcu unsurları e, yoğunluktadır diyebilirim. Minyatül Guzat'a bakalım arkadaşlar. Arapçadan Türkçe'ye çevrilmiş bir binincilik kitabıdır. E, kitapta ata binmek, süngü tutmak, kılıç kullanmak, kalkan tutmak, ok atmak ve top vurmak şeklinde altı konu vardır. Tek nüshası Topkapı Sarayı'ndadır. Gülistan tercümesi Sadi'nin Gülistan adlı eserinin Seyfi Sarayı tarafından yapılan tercümesidir. Genel olarak eser e, ...tercümeden çok adaptasyon niteliğinde kabul edilmektedir. E, ve bugün Hollanda'da bulunmaktadır bu eser arkadaşlar. Geçtik diğer sorumuza. Kutat Kubilik'ten alınan bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş e, soru. Beyt'i okumuyorum, doğru cevabı veriyorum. Vasta hali 2 olmalıdır arkadaşlar. E, vasta haline en son bakalım. Öncelikle Gelecek Zaman ekiyle ile başlayalım. Gelecek Zaman, e, Karahan Türkçesi döneminde... ...Göktürkçe döneminden farklı Uygurca, Uygurca ile de e, benzer olarak değerlendirilebilir aslında... E, Karan döneminde gelecek zaman eki olarak gay ga ekleri karşımıza çıkar. Beyitte yer alan bilgi kelimesinde de bu eki görmekteyiz arkadaşlar. Şart eki sağ olarak bu dönemde kullanılmıştır. Beyitte yer alan tise, basa sözcükleri de bu ekin örneklendiği sözcüklerdir. Yönelme hali ga ya da üçüncü şahıs iyilik ekinden sonra getirilen na ekleriyle sağlanmıştır. Tabi burada na ekinin nazallı olduğunu zaten görmektesiniz. Burada da könül sözcüğünün üzerine gelen k ekiyle yönelme halinin sağlandığı görülmektedir. İ eki de beyit içerisinde sevmez sözcüğüne gelen i ekiyle e, görülmektedir arkadaşlar. Vasıta haline gelecek olursak ın e, eki vasıta halini sağlayan ektir ve beyitte vasıta hali eki kullanılmamıştır. Şunu düşünenler olabilir. Sevmezin, bileyin sözcüklerinin sonunda bulunan e, ne n sesleri vasıta değil mi diye. Hayır değildir arkadaşlar. E, sevmezin sözcüğünün sonundaki n eki belirtme halini karşılamaktadır. Bileyin sözcüğünde yer alan ek ise bilmek fiili üzerine gelen indir ki bu da birinci tekil kişi e, emir kipini karşılamaktadır. Diyerek bu sorunun da çözümünü gerçekleştirmiş olduk. Geçtik diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Çağatay Türkçe sözlükte sözlüklerinden biri değildir demiş sorumuz. Doğru cevabımız E şıkkı mukaddimetül edep olmalıdır. Harizm sahası eserler arasında yer alır mukaddimetül edep. E, Arapça öğrenmek isteyen Harizmlerin hükümdarı atsız bir Muhammed için kaleme almış olduğu bir Eserdir. Arapça kelimelerle kısa cümlelerden oluşan bir sözlüktür Mukaddimetül Edep. İsimler, fiiller, harfler, isim çekimi ve fiil çekimi olmak üzere 5 bölüme ayrılan bir eserdir. Eserin çok fazla sayıda nüshası bulunmaktadır arkadaşlar. Bilinen en eski nüshaları ise Yozgat ve Berlin nüshalarıdır. Diğer seçeneklere bakalım. beda Lug'a Hüseyin Baykar zamanında talih tarafından yazılmış bir sözlüktür. Eserin tek nüshası Petersburg Devlet Kitaplığında bulunmaktadır arkadaşlar. Abuşka 16. Yüzyıl, 16. yüzyılda Anadolu'da yazılmış bir sözlüktür. Yazarı belli değildir sözlüğün. Asıl adı belli olmayan bir sözlüktür aslında Abuşka Lügatı. Abuşka nereden geliyor? Kadının kocası, yaşlı erkek ya da koca anlamına gelen ki bu... İslam ansiklopedisinden almış olduğum bir ifadeydi. Ee, Ahmet Bican Ercilesu'nun Türk Dil Tarihi kitabında da Abuşka'yı yaşlı kadın olarak e, kabul etmekte. Onu da söyleyeyim hani muhtelif bir durum var sanki bu noktada da. Ee, bu anlamlara gelen bir sözlük. sözcük aslında Abuşka ve bu kelimeyle e, sözlük başladığı için e, kısaca Abuşka adıyla tanınmış bir sözlüktür. E, eserin yazılma amacına bakacak olursak da Ali Nevai'nin eserlerinde geçen kelimelere açıklamak. Aslında sözlüğün yazılma amacı. Fakat buna rağmen dönemin diğer şairleri olan Lütfi, Haydar Tilbe, Babürşah gibi sanatçıların eserlerinden de örneklere yer verilmiştir. Ayrıca kendisinden sonraki bütün Çağatay sözlüklerine kaynaklık etmiş bir eserdir. Dünya ve Türkiye kütüphanelerinde de birçok yazma nüshası bulunmaktadır. Abuşka Lügatı'nın. Fazlullah Han Lügatı'na bakalım. 17. yüzyıl başlarında Hindistan'da yazılmıştır. Aslında yazar sözlüğe Lügatı Türkiye adını vermiştir. Fakat sözlük kendi adıyla yani Fazlullah Han'ın adıyla tanınmıştır. Sözlüğün birinci kısmı fiiller, ikinci kısmı isimler, üçüncü kısmı sayı, hayvan, bitki gibi kavramlara ayrılmıştır. Senglah Lugatı Mirza Mehdi Han tarafından 18. yüzyılda yazılmış Çağatayca Farsça bir sözlüktür. Ayrıca eserin başında Mebani Luga adlı bir de gramer kısmı bulunmaktadır arkadaşlar. Bunların haricinde diğer Çağatay Türkçe sözlüklerini de sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz zaten. Kitabı Zebani Türkiye, Hülasa Yabbasi vesaire vesaire. Ekranda bunları da notunu isterseniz alabilirsiniz. Şeklinde bu soruyu da çözümlemiş olduk. Geçtik diğer sorumuza. Türk dilinin tarihi üzerine yapılan bilimsel araştırmalara göre Türk dili ilk Türkçe döneminden sonra hil kış ve hir kız örneklerinde olduğu gibi RL ve ZŞ olmak üzere iki kola ayrılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türk dilinin RL kolunda yer almaktadır diyor soru. Doğru cevabımız C şıkkı Bulgar Türkçesi olmalıdır arkadaşlar. Şimdi sorunun bilgi metninde ifade edilen RL ve ZŞ ile ses denkliklerinin kastedilmekte olduğunu size söyleyeyim. Bu noktada slaytı bir ileri alacağım. bunları göstermek amacıyla ses denkliklerini. öncelikle Altay dillerinde arkadaşlar ilk ses denkliklerini şöt. Türkçe ile çuvaşça arasında bulmuştur. Şöte göre Türkçe Z sesi çuvaşça R sesini ve Türkçe Ş sesi de Çuvaşça L sesine denk gelmektedir. Ardından Ramstedt diye bir adam çıkıyor. Aynı denklikleri Türkçe ile Moğolca arasında, aynı denkliklerin Türkçe ile Moğolca arasında da olduğunu e, ortaya koyuyor ve nihai olarak da ekranda görmüş olduğunuz tablo oluşuyor. Şimdi tekrar soruya bakalım. E, cevabın ne Çuvaşça ne de Moğolca olduğunu görüyoruz ki zaten Moğolca bir Türk dili değildir. E, doğru cevap Bulgar Türkçesi olarak alınmış. Peki Bulgar Türkçesi ne alaka? Alakası şudur. Bulgar Türkçesinin bugünkü temsilcisi Çuvaş Türkçesi kabul edilmektedir. Yani tek alakası aslında budur denilebilir. Soruyu hazırlayanlar da açıkçası seçeneklere çuvaş yerine Bulgar Türkçesini koyarak belki de zorluk derecesini bir tık arttırmak istemiştir. Çok kısa bir şekilde sorunun bilgi metnindeki ZŞ konudan da bahsetmek istiyorum. Aslında bunu ŞAŞ Türkçesi olarak da ifade edebiliriz. Şahs Türkçesi arkadaşlar çuvaşça dışında kalan Türk dillerinin tamamını e, kapsamaktadır. Yani bir lir, lir Türkçesi vardır. E, i̇çinde yalnızca çuvaş Türkçesi bulunmaktadır. Bir de ŞAŞ Türkçesi vardır ki onun da içinde yalnızca çuvaş Türkçesi yoktur şeklinde ...hatırlayabiliriz diyerek geçtik son sorumuza. Tabii şöyle değil, böyle geçmemiz gerekiyor. Bu örneklerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur diyor soru. Eski Türkçedeki ıgaç, işte Türkiye Türkçesine ağaç olarak geçmiş. Eligin, elli olması örneklerimiz. Bunların içerisinde gerçekleşmeyen, olmayan ses olayı da tonlaşmadır arkadaşlar. Şimdi teker teker bakacağız hepsine. E, tonlaşma yumuşamadır. Öncelikle bunu söyleyeyim sizlere. Kısaca nasıl gerçekleştiğini e, ifade etmek gerekirse kelime sonunda p, ç, t, k tonlu ünsüzlerinden biri varsa e, ve bu kelimeye gelen ekin ilk sesi ünlü harfse bu p, ç, t, k ünsüzler arkadaşlar b, c, d, g ya da yumuşak g harflerine dönüyor. Yani p'nin b'ye, ç'nin c'ye, t'nin d'ye, e, k'nin de g ya da yumuşak g'ye dönmesi aslında tonlaşma olarak kabul edilir. Örnek vermek gerekirse ağaç sözcüğüne yönelme hali ekini getirirsek işte o ağaç kelimesinin sonundaki ç sesi c'ye döner. Yani tonlu bir sese döner. Ağaca şeklinde ifade ederiz. Buna da ne diyoruz? Tonlaşma, yumuşama ya da e, ötümlüleşme diyoruz arkadaşlar. E, bunun da sorunun üst kısmında herhangi bir şekilde örneğini görmediğimiz için doğru cevabı tonlaşma alıyoruz. Peki diğer seçeneklerde yer alan ses olayları nedir? Teker teker onları da izah etmeye çalışayım. Genişleme. I, i, U, Ü dar ünlülerinin sırasıyla a e o ö geniş ünlülerine dönüşmesi olayıdır arkadaşlar. Yukarıdaki ıgaç kelimesinin ağaç olması da buna örnektir. baktığımızda kelime başındaki dar ünlü olan ı sesi geniş ünlü olan a sesine dönüşmüş ve genişleme gerçekleşmiştir. Sızıcılaşma bazı patlayıcı seslerin sızıcı ünsüzlere dönüşmesidir. İşte g ve b seslerinin v'ye, p sesinin f'ye, k sesinin de h'ye dönüşmesidir de diye bu şekilde de ifade edebiliriz aslında sızıcılaşmayı. Ee, soruda verilen bermek fiiline baktığımızda e, fiilin başında yer alan B sesi V sesine, dönüş, v sesine dönüşmüş. E, Türkiye Türkçesinde de vermek e, olarak geçmiş ve sızcılaşma meydana gelmiştir. İkizleşmeye bakalım. İki ünlü arasında kalan bir ünsüzün ikizleşmesi e, olayıdır. Ek bir bilgi olarak Çağatay Türkçesinin karakteristik özelliklerinden olduğunu da belirteyim arkadaşlar. Özellikle sayılarda çok yaygın bir e, ses olayıdır bu. Zaten sorudaki ikizleşme örneğinde elik sözcüğünün 50 olmasıyla görüyoruz. Ve son olarak ünsüz düşmesi. Çok da açıklama yapılması da gerek duymadığım bir ses olayı açıkçası. baktığımızda emgek kelimesindeki g sesi düşmüş. İçte ünsüz düşmesi gerçekleşmiş ve Türkiye Türkçesinde emek halini almıştır diyoruz. Başka da bir şey yok zaten. Evet arkadaşlar bir soru çözüm videomuzun daha sonuna gelmiş olduk böylelikle. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen yorumlar kısmından görüşlerinizi belirtiniz. Ekranda gördüğünüz bağlantılara tıklayarak diğer videolarda erişim sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca kanala abone olmayı unutmayınız. Hepinize kolaylıklar, başarılar ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.